Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi İkinci dersimizde Mucizat-ı Ahmediye Risalesinden bazı bölümlerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretle alakalı mucizelerinden şöyle teberrüken okuyalım inşallah. Malumunuz önümüzdeki çarşamba yeni hicri seneye giriyoruz. 1445'e inşallah gireceğiz. Cenab-ı Hak İslam ve insanlık alemine hayırlara vesile kılsın inşallah. Bütün hayırların celbine, şerlerin de define vesile kılsın. Amin. Hicret tabi sadece o zaman aslında olmuş da bitmiş bir hadise değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hakiki muhacir günahları terk edendir. Günahlardan hicret eden yani haramdan helale. Hani bir yorum olarak da diyebiliriz ki öyle ifade edilir. Şirkten tevhide, küfürden imana, işte günahlardan takvaya hicret etmek. Yani bu manada manevi hicret aslında iman hizmetiyle bu devam ediyor. Manevi anlamda tabii. Maddi olarak tabii aslında o bir nevi bitmiş gibi. Çünkü Üstad Hazretlerine biliyorsunuz mesela diyorlar ki gel diyorlar seni o sıkıntılı zamanda o zaman Üstad'a zulmettikleri zaman bir nevi hicret edelim diyorlar. Seni Hicaz'a götürelim. İran'a götürelim. Orada rahat edersin. Hatta oradaki İslam alimleri veya Müslümanlar seni daha çok takdir eder. Tarihlere şaşalı olarak da geçersin. Üstadımız benim dikkatli ve mütelakkız kardeşim diyor. O mektupta onu ona söyleyene emir de alakasında var. Bizim diyor tarihlere öyle şaşa ile geçmek bizim mesleğimizde Risale-i Nur'un sırrı ihlasına münafidir. Öyle bir şeyimiz yok. Ben Mekke'de olsam da buraya gelmem lazımdı. Çünkü burada ihtiyaç var. İman hizmeti. Yani burada o zaman içinde, şimdi de hala tabii kıyamete kadar iman hizmetinin olduğu yerlere hicret etmek, iman hizmetinin en çok ihtiyacının olduğu yerlerde bu hizmeti devam ettirmek, küfürden imana, şirkten tevhide hicretin ifadesi de oluyor aslında aynı zamanda. Şimdi bu vesileyle Risale-i Nur'a baktığımızda tabii doğrudan böyle bir hicretin tarihini anlatan bir yer yok ama biz şimdi teberrüken bu vesileyle Mucizat-ı Ahmediye Risalesinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinin anlatıldığı Risale'den böyle hicrete temas eden bazı mucizeleri hatırlayalım. O vesileyle salavata vesile olsun inşallah aynı zamanda. Şimdi Mucizat-ı Ahmediye Risalesi de aramızda Barla'ya gidip gelenler var. Bak Barla'da yazılmış Mucizat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam. Orada dağlarda, bayırlarda böyle 300 kadar mucize var burada. Bunlar ezberden yazılıyor. Üstad Hazretleri bunları ravileriyle. Şimdi okuyacağız mesela. İşte diyelim Hazreti Cabir tarikinde şöyle diyor. Hazreti Ali şöyle diyor gibi. Yani Üstad Hazretleri böyle senet denilen hadisin baş kısmında ravi zincirini de böyle mahfuzatından ezberinden yani ifade ederek 300 kadar mucizenin yani belki 150 sayfaya yakın bir risale 12 saatte işte yazılması bir inayeti ilahi eseri olmazsa nedir diyor Üstad Hazretleri. Ya bu da Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı tabii. Evet. Şimdi bu Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri çeşit çeşit nev nev ifade edilmiş. Biz bunlardan bazı yerlerden okuyacağız. 11. işarette cemadatta yani cansızlarda taş ve dağ taifesinin mucize-i nebeviyeyi gösterdiklerine işaret edecek. Yani taşlar ve dağlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorlar. Onun mucizatine işaret, işte mucizelerine mazhar oluyorlar, gösteriyorlar. Çok kesretli misallerinden 7-8 misali zikredeceğiz diyor. Biz burada hicrete temas eden 5. misal. Başta Buhari, İbn-i Hibban, Davud, Tirmizi gibi Kütüb-i Sahiha, müttefikan Hazreti Enes'ten, Ebu Hureyre'den, Osman-ı Zinnureyn'den, Aşere-i Mübeşşere'den,
Sa'd bin Zeyd'den haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekr Sıddık, Ömerül Faruk ve Osman-ı Zinnureyn ile Uhud Dağı'nın başına çıktılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sonradan halife olacak olan bu üç yakın sahabesiyle Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman. Bunlarla Uhud Dağı'nın başına çıktılar. Cebel Uhud ya onların mehabetlerinden, yani onların heybetlerinden, ihtişamlarından veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye geldi, sallandı, kımıldandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti ki, Üfbüt ya Uhud, yani ey Uhud, sabit ol, sakin ol. Fe innemâ aleyke nebiyyün ve sıddıkun ve şehidan. Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit vardır. Şu hadis Hazreti Ömer ve Osman şehit olacaklarına bir ihbar-ı gaybi. Şu misalin de tetinmesi olarak nakledilmiş. İşte burası da hicrete temas eden bir mucize. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları zaman, kafirler de onu takip ettikleri zaman Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi ki Sebir Dağı, ya Resulallah benden ininiz. Korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tazip eder. Beni azaplandırır. Onun için korkarım. Cebeli Hira çağırdı. Hira Dağı çağırdı. Ya Resulallah ileyye, yani bana gel. Bu sır içindir ki ehli kalp Sebir'de havf ve Hira'da da emniyeti hissederler. Sebir Dağı'nda korku, Hira Dağı'nda da emniyeti, güveni hissederler. Bu misalden anlaşılır ki o koca dağlar birer müstakil abdir. O koca dağlar Sebir gibi, Uhud gibi diğer bütün dağlar birer müstakil abdir. Yani birer kuldur, müsebbihtir, tesbih ederler ve vazifedardırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamı tanır ve severler. Başıboş değillerdir. Evet. Başka bir işaret de 14. işaret. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla zahir olan harikalar var. Onun duasıyla meydana gelen mucizelerden. Bunlardan 8. misalde yine hicrete temas eden bir mucize olduğu için buradan böyle okuyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mes ve duasıyla, onun eliyle mes etmesi ve duasıyla sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü, hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüz'iyatları çoktur. Biz yalnız meşhur ve kat'i 2-3 misali numune olarak zikrediyoruz. Bunlardan birincisi, Ehl-i Siyer'in bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber hicret ederken Atiket binti Huzaiye denilen Ümmü Mabet hanesine gelmişler. Bir kadının hanesine, Ümmü Mabet hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ümmü Mabet'e ferman etti. Bunda süt yok mudur? Ümmü Mabet demiş ki, bunun vücudunda kan yoktur, nerede süt verecek? Vücudunda kan yok, nereden süt verecek? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gidip o keçinin beline elini sürmüş, memesini de meshetmiş, dua etmiş. Sonra demiş, kap getiriniz, sağınız. Sağdılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile içtikten sonra o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış. Yani Efendimizin duasıyla buna mazhar olmuş. Demek ki böyle hicret esnasında da böyle işte yaşanılan mucizeler var. Şimdi bir tanesi de yine 15. işarette
Evet, burada da taşlar, ağaçlar, kamer, güneş onu tanıyorlar. Birer mucizesini göstermekle nübüvvetini tasdik ediyorlar. Öyle de hayvanat tayfesi, ölüler tayfesi, cinler tayfesi, melaikeler tayfesi de o zat-ı mübareği tanıyorlar, nübüvvetini tasdik ediyorlar ki onlar onu tanıdıklarını her bir tayfesi bazı mucizatını göstermekle gösteriyorlar ve nübüvvetini tasdikini ilan ediyorlar. Şimdi bu 15'ten birinci şubede hayvanat cinsi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorlar ve mucizatını da izhar ediyorlar. Bunun da çok numuneleri var. Şimdi burada birinci hadise manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile küffarın takibinden kurtulmak için tahassün ettikleri. Yine bu hicret yolculuğu esnasında küffarın takibinden kurtulmak için sığındıkları Gâr-ı Hira'nın kapısında, Hira mağarasının kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rüesâ-i Kureyş'ten yani Kureyş reislerinden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle Gazve-i Uhud'da öldürülen Übey İbni Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hz. Muhammed tevellüt etmeden bu ağ yapılmış Aleyhisselatü Vesselam. O daha dünyaya doğmadan gelmeden diyor bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi mübarek güvercin tayfesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret ediyor. Başka mucizeler de olmuş. Mesela Fethi Mekke'de diyor. Yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerinde güvercin tayfesi gölge yaptıklarını İmam-ı Celil İbni Vehhep naklediyor. Hayvanat misalleri de yani bunların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine şehadet etmesi, nübüvvetini tasdik etmesi misalleri çok. Bir başkası üçüncü şubede yani 15. işaretin üçüncü şubesi burada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hıfzı ve ismeti yani korunması, himaye edilmesi, Cenab-ı Hak tarafından muhafaza edilmesi bu da bir mucize-i bahiredir. Yani çok büyük geniş bir mucizedir. Vallahu ya'sımuke minen nas. Mealen Allah seni insanlardan korur. Ya'simuke, ismet sıfatı yani. Yüce ismet korunması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Vallahu ya'simuke minen nas. İnsanlardan Allah seni insanlardan korur. Mealindeki ayet-i kerimenin hakikat-ı bahiresi çok mucizatı gösterir. Şimdi o hicret esnasında da bunun çok numuneleri var. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle sadece bir millete, böyle sadece işte dar bir kavme, bir millete, bir çevreye, bir ehli siyasete değil, umum padişahlara, umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Biliyorsunuz bütün o tebliğ mektuplarını gönderiyor. Bizans'a gönderiyor, İran'a gönderiyor, değil mi? Dünyanın dört bir tarafına gönderiyor. Halbuki onun amcası en büyük düşman ve kavim ve kabilesi düşman iken 23 sene nöbet tarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve pek çok defa suikasta maruz kaldığı halde kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat edip yani bir insanın en yakını amcası bile ona bu kadar düşman kesilmişken 23 sene gibi kısacık bir müddette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bu kadar nöbet tarsız yani onu koruyan yok. Ciddi manada hani böyle korumaları anlamında bir başında sürekli bekleyenler, şey yapanlar yok maddi olarak baktığımız zaman. Pek çok defa da suikasta maruz kaldığı halde
bakıyorsunuz kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat ediyor. Öyle vefat edip melai alaya çıkmasına kadar hıfz ve ismeti, yani böyle korunması, vallahu yasumuke minen nas, ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ediyor. Ha demek ki anlıyoruz ki onu Allah koruyor. Onu Allah himaye ediyor. Vallahu yasumuke minen nas hakikatine ifade ettiğini ve ne kadar metin bir nokta istinad olduğunu güneş gibi gösterir. Şimdi numune, hem hicretle de ilgili olduğu için yine Efendimizin himaye olması, Cenab-ı Hakk'ın bizzat onu koruması. Birinci hadise, ehli siyer ve hadis ve siyer alimleri müttefikan haber veriyorlar ki Kureyş kabilesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı öldürtmek için kat'i ittifak ettiler. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle Kureyş içine fitne düşmemek için her kabileden laakal bir adam içinde bulunup 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hane-i saadetini bastılar. Yani bütün kabilelerden adam toplamışlar ki şey olmasın diye, arada fitne çıkmasın diye böyle şeytani bir tedbirle gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hane-i saadetini bastılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi ki sen bu gece benim yatağımda yat. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beklemiş, ta Kureyş gelmiş, bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı. İşte o hicrete de çıktığı zaman Efendimizin bu. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı. O 200 kişi toplanmış, haneyi sarmış. Attı, hiçbirisi onu görmedi. İçlerinden çıktı gitti. Ya işte vallahu ya'asimuke minen nas. Onu Allah koruyor, bizzat himaye ediyor. Böyle bir mucize. Gâr-ı Hira'da, sonra işte Hira Dağı'nda iki güvercin ve bir örümcek bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. Cenab-ı Hak onları muhafız memurlar gibi örümceği de güvercinleri de muhafız memurlar kılıyor. İkinci hadise vakıat-ı kat'iyedendir ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit Kureyş rüesası, Kureyş reisleri mühim bir mal mukabilinde Süreka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. Takip edip onları öldürmeye çalışsın. Bir mal vaat etmişler. Mal mülk verecekler. Süreka'ya onu yakalasın. Efendimiz'i ve Hazreti Ebubekir'i onları öldürmeye çalışıyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber gardan yani mağaradan çıkıp giderken gördüler ki Süreka geliyor. Arkadan geliyor. Ebu Bekir Sıddık telaş etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mağarada dediği gibi La tahsen innallâhe mana, yani üzülme Allah bizimle beraberdir dedi. Evet, bu ayette de geçiyor. Tevbe suresi 40. ayet. La tahsen innallâhe mana, üzülme Allah bizimle beraberdir dedi. Sürekaya bir baktı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Süreka'nın atının ayakları yere saplandı kaldı. Tekrar kurtuldu, yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin. Süreka da anladı ki ne kendisinin elinden ne de hiç kimsenin elinden gelmez ki Efendimiz'e ilişsin. El aman dedi. El aman yardım diyor artık. El aman dedi. Aman diliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam aman verdi. Fakat dedi git öyle yap ki başkası gelmesin. Git onları def et yani müşrikleri falan. Çünkü hep Efendimizin arkasına başkalarını da salacaklar. Git öyle yap ki başkası gelmesin. Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki sahih bir surette haber veriyorlar. Bir çoban onları gördükten sonra Efendimizle Hazreti Ebu Bekir'i gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış ise hatırına getirememiş. Yani bunun için gidiyor düşünün bir de o kadar mal vaat ediyorlar değil mi?
Efendimizin yerini söyleyene. Çoban bunun için gidiyor Mekke'ye ama ne için geldiğini unutuyor Mekke'de. Ne kadar çalışmışsa hatırına getirememiş. Mecbur olmuş, dönmüş. Sonra anlamış ki ona unutturulmuş. İşte en başta dediği ayetine. Vallahu yasimuke minen nas. Onu Allah koruyor, himaye ediyor. Demek ki hani hatırlayalım tevhid bahsinden Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanındadır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Onu bulsan her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Sultan-ı Kainat'ın en mümtaz abdi, Server-i Kainat, Fahri Kainat, Şecere-i Kainat'ın en mükemmel meyvesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun alemlere rahmet olarak gönderilmiş Cenab-ı Hakk'ın böyle bizzat himaye ettiği, hıfz ettiği. Haddine mi düşmüş yani, değil mi? Üstad başka mucizatları da anlatırken söylüyor yani böyle Ebu Cehil'in veya Ebu Leheb'in diyor. Ebu Leheb'in karısı geliyor mesela şey yapıyor. Haddine mi düşmüş diyor yani. Görmez oluyor ya. O göz burada nasıl akıl hatırlamıyor. Ebu Leheb'in karısı geliyor. Hatırlayın bir burada anlatılıyor bir mucizede. Efendimiz'e eziyet edecek. Orada Efendimiz görmez oluyor bir anda. Efendimiz'i göremiyor. İşte üstad diyor orada devamında. Haddine mi düşmüş? Gösterilmiyor yani. Böyle. Efendimiz Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatine nail eylesin. Amin. Bizleri sünnet-i seniyeye ittiba ile rızıklandırsın. Ruz-u mahşerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livail Hamd sancağı altında toplanabilmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin inşallah. Hicretin de manasını hakkıyla anlayanlardan cümlemizi nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rahu davahum elhamdülillahi rabbil alemin.